İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Tarihsel yalan, Jermo Karamanyan, Arçak'ın perde arkası, 1920-2023 tarih dersleri, Batı Ermenistan'ın evlatları Neron Melkumyan, Kremlin, Bakü'deki askeri operasyonun başlamasından hemen önce Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile Arçak meselesine ilişkin müzakerelerin yapıldığını doğruladı. Aliyev, Granada görüşmesini reddetti. Nedeni belirtildi. Güreş turnuvasının galibi Arman Zarukyan. Şu anda batıda Dağlı Karabağ olarak bilinen Artsakh'ta 8 bin yıldan fazla bir süredir bu bölgede yaşayan Ermeni yerli halk ölümden kaçmak için topraklarını, evlerini, kurumlarını terk etmek zorunda kalıyor. Azerbaycan'ın başlattığı soykırım Armenosid'in bir sonucu olarak çaresizce Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne veya kim bilir nereye göç ediyor. Gösterinin izleyicisi olarak egemen ve yerli bir halkın nasıl zulme uğradığını izleyen uygar dünyanın gözleri önünde. Para ve güç gibi küçük çıkarlar uğruna rahatsız edilmeyen büyük jeopolitik güçlerin emriyle kaba kuvvet kullanmak, halk olarak tanımlanan değişmez ilke ve değerlere ihanet etmek demektir. Artsah, Nahçıvan ve tüm Batı Ermeni topraklarımız kurtarılmalı ve Ermenistan'a iade edilmelidir. Yalan söylemeyi kesin. Artsah Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün bir parçası değildi ve değildir. Artsah Ermenistan'dır. Her ne kadar Artsah Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki tüm Ermeniler gibi yasal olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ne ait olsa da Artsa halkı dünyadaki tüm Ermenilerle birlikte adalet talebiyle kendi topraklarına dönecektir. Doktor William Karamanyan 30 Eylül 2023 Buenos Aires Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti Başkonsolosu 9 Kasım'daki duyuruya göre Rus barış güçlerinin 2025 yılına kadar Arsak'ta kalmaları gerekiyordu. Ancak Kremlin şimdiden onları yakın gelecekte nasıl bir kaderin beklediğinin belli olmadığını açıklıyor. Putin'in sözcüsü geçen gün sadece bir şeyi açıklığa kavuşturdu. Bakü ile Rusya arasında geleceğe yönelik bir sözleşme yapılması gerekiyor. Arsak'taki Rus barışı koruma misyonunun bundan sonra ne olacağı hakkında konuşmak hala zor. Çünkü Bakü topraklarındaki operasyonlardan bahsediyoruz. Peskov bu konuyu Bakü ile görüşeceğiz dedi. Son dönemde Bakü'nün artsahta yaptığı her şeyin hedefi Rusya'ydı. Bakü son eylemleriyle Rusya'ya tokat attı. Öncelikle Bakü oluşan durumdan yararlanarak Rus barış güçlerini artsahtan çıkarmaya çalışacak. Bakü'nün Artsaha yönelik son saldırısına başlamadan önce Putin Vladivostok'ta Rusya'nın Artsah'taki sivil halkın güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Bakü eylemleriyle Rusya'nın bunu yapamayacağını göstermeye çalıştı. Üstelik Azerbaycanlılar komutan yardımcısı da dahil olmak üzere Rus barış güçlerini de vurdular. Son günlerde Arsak'ta 44 gün süren savaşın ardından ilgili Rus servisleriyle görüşen insanlar kalmıştı. Bakü, Moskova'dan Ermenilere karşı kullanacağı kozları alabilir. Yazının tamamını Vesten Armenia TV'den okuyabilirsiniz. 29 Eylül'de Ermeni birlikleri zaten Sarıkamış ve Kağızvan'da çekiliyordu. Ermenistan'da 37 yaşın altındaki erkekler askere alınıyor ve firar edenlere ölüm cezası getirilmişti. 14 Ekim'de Ermeni güçlere karşı saldırı başlattı. Şirak Valisi Garaf Sasuni, Ermeni ordusunun 12 bin, diğer kaynaklara göre ise 8 bin civarında olduğunu yazıyor. Ermeniler Türk kuvvetleri hakkında tam bir bilgiye sahip değildi. Sasuni, General Silikyan'a göre Türk askeri sayısının 4.000'den fazla olmadığını yazıyor. Ancak saldırı başladıktan sonra Türklerin çok daha büyük güçlere sahip olduğu ortaya çıktı. Saldırı sırasında Ermeni ordusunun yönetimindeki ölümcül kusurlar gün yüzüne çıktı. Garo Sasuni, birçok askeri birliğin saldırıyı planlanandan 3-3,5 saat, Geç başlattığını, bunun sonucunda diğerlerinin mevzilerini güçlendiremediğini, Türklerin ise güçlerini yeniden toparlayarak inisiyatif aldığını yazıyor. Koruyucu Bakım Bakanı Ardaşes Babalyan da aynı şeyi iddia ediyor. Kars'ın düşmesinden sonra Ermeni ordusu tamamen yok edilmemiş ve önemli kuvvetlerini elinde tutmuş olmasına rağmen ağır moral ve psikolojik koşullar altında geri çekilmeye devam etti. Firar büyük boyutlara ulaşmıştı. 7 Kasım'da Karabekir daha ziyade bir ultimatum niteliğinde olan ateşkes teklifinde bulundu. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. <laughs> Neron Melkumyan, 2020 yılının 44 gün savaşı sırasında Ciraka'nın 3. Tüfek Taburu'nun 8. bölüğünün ilk müfrezesinin komutanıydı. Savaşın 10. gününde 7. bölüğün komutanlığına atandı. Düşmanın saldırısının asıl darbesi 3. taburun savunma alanının mevzileri yönünde oldu. 2020 yılının 27 Eylül'den itibaren Cirakan'ın 9. savunma bölgesinde birkaç kat üstün olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 6 gece 7 gün boyunca düşmana büyük kayıplar veren saldırısına direnmek mümkün oldu. Cirakan'ın düşmesinden sonra 3. Tabur Hadur bölgesinde Hurhat ve Tutaklar savunma savaşlarında Martuni bölgesindeki Şeher köyünün savunmasında görev aldı. Kıdemli Teğmen Neron Melkumyan 44 gün süren savaşın ardından savaş hizmeti madalyasıyla onurlandırıldı. Neron Martuni bölgesinin Sarkısaşen köyündendi. Stepanagert Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun oldu. Askerlik hizmetinden önce Taghevart köyündeki Sarkısaşen köylerinde tarih dersleri veriyordu. 2020 yılındaki 44 gün süren savaşın ardından Marduni bölgesindeki Sarkısaşen köyü Azerbaycan kontrolüne girdi. Melkumyan ailesi Stepanagert'e taşındı, Neron askerlik görevine devam etti. Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'teki saldırısının ardından Artsa sakinlerinin zorla sınır dışı edilmesi 24 Eylül'de başladı. Azerbaycan'ın 9 ay süren ablukası sonucunda bölge sakinleri Doğu Ermenistan'a ulaşımda yakıt sorunu yaşadı. 25 Eylül'de yüzlerce Artsa vatandaşı Stepanagert Askeren Karayolu yakınındaki benzin deposunda toplandı depoda meydana gelen patlama sonucu akaryakıt sırasını bekleyen onlarca artsah vatandaşı hayatını kaybederken aralarında Neron Melkumyan da vardı. 2 Ekim'de Neron Melkumyan'ın cenazesi 3. Tabur Komutanı David Nazarya'nın mezarının yakınında Yerevan'daki şehitler mezarlığı olan Yerabulur adlı askeri panteonda gerçekleşti. Artsahtan zorla yerinden edilen aile üyelerinin yanı sıra üçüncü taburdan askeri yoldaşları, askerler ve subaylar da vardı. Neron Melkumyan 36 yaşında evli ve çocuğu yoktu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, politikonun Bakü'nün Artsaha askeri operasyonu arifesinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu arasında üçlü bir toplantı yapıldığına ilişkin yayınını doğruladı ve bu toplantıya ilişkin açıklanan ayrıntıların gerçeğe uymadığını kaydetti. Peskov gazetecilere aslında Arsak meselesiyle ilgili bazı temaslar oldu ancak bu anlatıldığı gibi değil belgede pek çok yanlışlık pek çok hata var dedi. Aynı zamanda Peskov şunu vurguladı fakat burada belirtilenlerin görüşmelerle hiçbir alakası yok. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Maria Zaharova da Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu temsilcilerinin Artsahtaki durumu görüşmek üzere Türkiye'de buluştuğunu ve bu temasların gerçeğinin bir sır olmadığını belirtti. Zaharova, gizlilik hakkında bir bilgim yok. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği toplantı yapmak istediklerini belirterek bize başvurdu. Hatta bazı temaslarda bulunmak için olduğunu söyleyebilirim. Toplantının amacı ana hatlarıyla belirtildi ve toplantı sırasında taraflar durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Nokta dedi. Politiko, Rusya'nın çatışmanın tarafları üzerindeki etkisi göz önüne alındığında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin girişimiyle toplantının Bakü'ye bölgedeki 9 aylık ablukayı kaldırması ve Doğu Ermenistan'dan insanın yardım yapılmasına izin vermesi yönünde baskı yapma çabalarının bir parçası olarak 17 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştiğini yazdı. Rusların Arsaha uluslararası erişime yol açabilecek koridorun engelinin kaldırılmasına ihtiyacı yoktu. Koridor yerli çoğunluğun sınır dışı edilmesi için tek yönlü çalışmak zorundaydı. Bakü, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde yapılması planlanan beşli toplantıyı reddetti. APA Ajansı'nın haberine göre Bakü'nün toplantıya katılmayı reddetmesinin nedenleri sunuldu. Bakü Türkiye'nin de toplantıya katılmasını teklif etti ve bunda da ısrarcı oldu. Ancak ajansa göre bu teklife Fransa ve Almanya karşı çıktı. Ajans, Bakü'ye önerilen beşli formatta Doğu Ermenistan, Azerbaycan, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği sözde Azerbaycan karşıtı bir atmosfer oluşturduğunu yazıyor. Toplantının reddedilme gerekçesi olarak Fransa'nın iddia edilen yapıcı olmayan davranışı da gösteriliyor açıklamada Bakü bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmüyor deniyor. 5 Ekim'de 5 taraflı bir toplantının yapılması planlanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin Granada'da gerçekleşeceğini belirtmekte fayda var. Grappling turnuvasının karma dövüş sanatları dövüşçüsü Arman Zarukyan, karma dövüş sanatları hafif siklet klasmanında 8 numara olan Arman Zarukyan sosyal ağlarda grappling turnuvasındaki zaferinden bahsettiği yeni bir gönderi yayınladı. Ödülden bir fotoğraf ekleyerek çocukluk hayali diye yazdı Zarukyan. Son mücadelede Zarukyan'ın Brezilya temsilcisi Joaquim Silva ile buluştuğunu da hatırlatalım. Mücadele iki tur sürdü ve Arman'ın teknik nakavtla erken zaferiyle sona erdi. Arman 2019'dan beri karma dövüş sanatlarında sahne alıyor. Toplamda karma dövüş sanatlarında 23 dövüş yaptı. Bunların 8'i nakavtla olmak üzere 20'sini kazandı ve 3 mağlubiyet aldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gaya Arzumanyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Garodu Memkez Arçak adlı eseri sunuyoruz. Müzik Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.